Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç tutarak dini vecibelerini yerine getiriyor. Oruç sadece bedensel bir ibadet olmanın ötesinde psikolojik bir denge aracı olarak da öne çıkıyor. Özellikle Ramazan ayının ilk haftasında öfke kontrolü anlamında sorun yaşayabilen vatandaşlar, özel ve sosyal yaşantılarında çeşitli sorunlarla baş başa kalabiliyor. Ramazan ayında insanların birçok nedenden dolayı öfkelenebildiğini ifade eden uzman klinik psikolog Kerime Begüm Özkaya, Ramazan ayının ilk haftasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Öfke kontrolü altına alınmadığı zaman veya sağlıklı bir şekilde dışarıya yöneltilmediği zaman kişinin hem özel hayatında hem toplumsal hayatta hem iş hayatında hem bedenen hem de ruhsal olarak olumsuz birçok etkisini görebiliyoruz. Oruç her ne kadar bedensel yapılan bir ibadetmiş gibi görünse de psikolojik bir ibadettir. Çünkü sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Kişinin kendi nefsini terbiye etme suretiyle kontrol altına alması, yaptığı ve yapacağı işlerle daha temkinli davranması, aslında burada önemli olan şey sabretmeyi öğrenmesi oruçla beraber. Öfkeyi kontrol altına almada en güzel etkenlerden bir tanesidir. Biz burada sadece oruç tutmayı, aç kalmak veya kan şekerinin düşmesi, sus kalmak gibi düşünüyoruz ama insanlar hayatlarında yaptığı şeylerin engellendiğini düşündükleri ve hissettikleri an öfkelenirler. Oruç olduğumuz zaman da aç kalıyoruz, sus kalıyoruz, kan şekerimiz düşüyor. Ve böylece insanlar yemek yemek istiyorlar, su içmek istiyorlar. İçemedikleri zaman, yemek yemedikleri zaman da öfkeleniyorlar. Aslında buradaki tepki veya öfke oruca değil, hayatlarındaki o akışa, o rutine engellendiğini veya önüne bir set çekildiğini hissettiklerinde başlıyor. Tabii ki aç kalmak, sus kalmak, kan şekerimizin düşmesi de öfkemizde büyük bir etken. Fakat engel biraz önceki söylediğimiz gibi en büyük etkenlerden bir tanesi. Burada sadece biz bedeni oluşturun önerisinde bulunmuyoruz ki nefret, işte öfke gibi bütün olumsuz duyguları da aslında oruç tutturmamız gerekiyor. O alışma sürecini, oruca ilk adaptasyon sürecini kısa bir sürede atlattığımız zaman hiçbir sorun sıkıntı olmadan bir ayı güzel bir şekilde geçiriyoruz. Kontrol altına almak için neler yapmamız gerekiyor? Aslında öfke bir yangın gibi. Yangın çıktığı zaman ne yapıyoruz? Söndürüyoruz, soğutuyoruz, nedenlerini araştırıyoruz. Aslında öfke öyle. Özellikle Ramazan ayında biz biliyoruz neden öfkeleniyoruz, nasıl tepkiler vermemiz gerekiyor. Bunları daha sağlıklı bir şekilde hayatımıza kattığımız zaman öfkemizi kontrol altına almaya çalışacağız. Biraz önce de söylediğimiz gibi ilk günler önemli. İlk günleri o adaptasyon sürecini en kısa sürede hayatımıza katmamız gerekiyor. İlk günler vücudu yormamak gerekiyor. Temkinli davranmamız lazım. Uykumuzu düzene sokmamız lazım. Sağlıklı beslenme. Tabii bu konuda gerekirse diyetisyenimizden destek almamız lazım. Sıvı tüketimi, işte sağlıklı besinler tüketmek hem bedenimiz hem de ruhumuza çok çok iyi gelir. Eğer çok öfkeleniyorsak, kendimizi kötü hissediyorsak, gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri, meditasyonu hayatımıza katmamız lazım.